Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda Kodular platformu ile artık uygulamadan ziyade bir oyun geliştireceğiz. Bu oyun çok basit bir oyun olacak ama yeni başlayanlar için de güzel bir örnek video olacak. Şimdi oyunumuzun mantığından bahsedeyim biraz. Oyunumuz sayı tahmin oyunu olacak. Program bir sayı belirleyecek kafasına göre 1'den 100'e kadar düşünüyorum o sayıları. Bu sayıyı kullanıcıya vereceği yönergeler ile buldurmaya çalışacağız. Ki videoya başlamadan önce şundan bahsedeyim. Daha önce hiç yapmadım. Sizle birlikte ilk defa yapıyorum. Akışına yapacağız. O yüzden hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Doğaçlama konuşacağım. Takıldığım yerler olabilir. Yanlış söyleyebileceğim yerler olabilir. O yüzden onlara fazla takılmayalım. Şimdi ekran birimiz bizim açılış ekranımız olacak. Buradan hem yatay hem dikey olarak hizalamayı merkeze alalım. Status bar, options menü, bunların hepsini kapatalım. Title visible'ı da kapatalım. Çünkü burası bizim açılışımız olacak. Bir adet label taşıyalım içine. Label'ın size'ını 45. Font'u bold yapıp şuradan da sans serif seçerek text yazan kısmına sayı tahmin oyunu yazabiliriz. Sayı tahmin. Buna bir genişlik değeri verelim. Kaç olsun? 50 olsun. Veya 50 olmasın, 60 olsun. Şöyle şunu da center'a aldığımızda tamamdır. Oyunumuzun ana sayfası, daha doğrusu açılış sayfası hazır. Şimdi bir ekran ekleyelim. Burası da oyun ekranı olsun. Oyun ekranı. Oyun ekranı yüklendi. Şuradan show status barı kapatalım. Biliyorsunuz ki oyunlarda durum çubuğu gözükmez. Options menüyü de kapatalım. Bir işimize yaramayacak çünkü. Title yazan kısmına ne yazalım? Tahmin oyunu yazalım. Tahmin oyunu. Evet. Şimdi burada nasıl bir oyun yapacağız? Daha doğrusu arayüz yapacağız. Ondan bahsedeyim. Oyun bir sayı belirlediği için biz o sayıyı tahmin etmeye çalışacağımızdan dolayı da bir text box koymamız gerekiyor. User interface kısmından şöyle text box'ımızı alıp sayfayı ekleyelim. Ve bunun da kontrol edilmesi adına bir buton koyalım. Şöyle. Şimdi oyun ekranının neredeydi bizim yerleşimlerimiz? Pardon, hizalamalarımız. Hem yatay hem de dikey olarak merkeze alalım. Layout kısmından gene de gelerek space alarak şu ikisinin arasına bir space bırakalım. Yüksekliğini 2% yani %2 olarak belirleyelim. Şimdi şuna bir genişlik değeri verelim. Kaç olsun bunun genişliği mi? Genişliği az önceki 50 vermiştik. Buna da 50 verebiliriz. Butonumuzun da bir genişliği olsun. Butonumuzun genişliği de yine 50 olsun. Ama buna bir yükseklik değeri de verelim. Güzel gözüksün. Kaç olsun yükseklik değerimiz de? 50. 20 versek çok büyük olur. 11 yapalım. Şöyle bir buton olsun. Font size'ımızı 13 yapalım. 16 yapalım. Küçültmüşüz. Font bold seçelim. Şuradan tekstine kontrol veya tahmin et yazalım. Tahmin et. Şöyle. Şimdi tahminlerimizi bu şekilde sağlayacağız. Şu aradaki boşluğumuz da var. Şuna bir background color verelim. Şöyle green yapalım. Tahmin oyunu yani title'ımızın rengini de hemen ekran 1'e dönelim. Ekran 1'den title bar rengini de şu yeşilden yapabiliriz. Durum çubuğunun rengini de şu yeşil, şuysa bir tık açığını verebiliriz. Navigation rengini de ilk sayfada beyaz verelim. Çünkü tüm sayfa beyaz olacağı için orası da beyaz olsun. Ekran 2'de ise, yani oyun ekranımızda ise şu siyah kısmı da renklerini değiştirelim. Oyun ekranına gelelim. Navigation bar color'ını şöyle durum çubuğunun rengiyle eşit renkte yapalım. Yukarı kaydırdığımızda o renk gelecek. Yani şundan bahsediyorum hemen. Şu iki rengin eşit renkte olmasına özen gösteriyorum ben. Çünkü daha güzel bir arayüz katar. Neyse. Buraları geçelim. Şimdi şuraya bir ne yazalım? Bunun adını değiştirelim. Kullanıcı sayısı. Buraya K sayısı yazdım. Kullanıcı sayısı. Buna kontrol butonu yazalım. Kontrol buton. Şu şekilde bir arayüzümüz var. Buraya skor ekleyebiliriz. Denemeler ekleyebiliriz. Ve şuraya da
bir ne yapalım? Dikey alalım. Şunları bir dikeyin içine atalım. Şunu tabii genişlik değerini vermedik. Şöyle. Merkeze merkez olarak ayarlayalım. Yüksekliğini full yapabiliriz. Onun pek bir önemi yok. Şimdi buna ne yapacağız? Yatay ekleyelim üst tarafına. Şuraya bir yatay ekleyelim. Yine altına da bir yatay ekleyelim. Bunların yüksekliklerine bir değer verelim. 10 olsun mesela bu. Şuna da 10 değerini verelim. Yüksekliğine tabii 10 değerini veriyoruz. Genişlik full olabilir. Onda sıkıntımız yok. Bunu da yine şuraya center diyorum. User Interface'ten label alıyorum. Ve şuraya score yazalım. Veyahut da tahmin sayısı yazalım. Kaç tahminde bu sayıya ulaşabildiğimizi. Tahmin sayısı. Hatta şöyle de bir şey yapabiliriz. Şimdi bunun yanına bir adet daha label atalım. Bu tahmin sayısının font size'ını 16 yapalım. Bunun rengini de değiştirelim hatta. Ne olsun bunun rengi? Yeşil olsun. Tahmin sayısı da yine 16 olsun, bold olsun. Bunun text color ise red yapalım, kırmızı gözüksün. Hatta şunun textini de 00 yapalım en başta. Sıkıntı olmasın. Şu şekilde bir arayüzümüz var. Hatta şunun boyutunu da biraz arttırabilirim. 5 yapalım. Tekrardan şöyle genele gelip bir adet de boşluk şunun üzerine bırakalım. Bunun yüksekliğini 1 verelim. Ardından User Interface'ten bir label alarak da şuraya tahmininizi giriniz yazalım. Şu kutucuğun hemen üstüne. Şuraya tahmininizi giriniz. Giriniz. Font bold yapıyorum. 15 yapalım bunu. Text color'ını da yeşil yapalım. Yeşil renkli bir temaya sahip olsun bizim oyunumuz. Şimdi ana sayfada yani sayfa tasarımımızda artık yapılacak pek bir şey kalmadı. Ne yapalım? Yani yapılacak bir şeyimiz var aslında. Evet, yanlış yaptık. Yani yanlış yapmadık, eksik yaptık. Bir de uyarı verdirmemiz lazım. İşte şu kadar artır, sayıyı artır. Veyahut da sayıyı azalt. Şunu veya şuradan yeniden alalım. Genele gelip bir adet space alalım. Buradan bir yükseklik değeri verelim. Kaç olsun? 2 olsun bunun yüksekliği. Burada da daha büyük bir sayı giriniz, daha küçük bir sayı giriniz tarzında. Eğer ki sayı sayıya değişirse tebrikler. Doğru sayıyı buldunuz. Yazdırıp bunun rengini de değiştirtirebiliriz. Şimdi buradan font bold yapalım. Buraya şöyle veya öyle yazmayalım. Boş kalabilir ya, buranın pek bir önemi yok. Bunun adını değiştirelim. Buraya yönerge, yönlendirme yazalım veya yönlendirme text yazalım buraya. Çünkü o uygulama bizi yönlendireceği için. Tahmininizi giriniz burada. Hatta şunun yüksekliğini 1 piksel yapalım da fazla şey olmasın. Kötü bir görüntü oluşmasın. Şimdi bunun en başta tekstini boş bırakıyorum. Neden boş bırakıyorum? Gözükmesin. Yani en başta bir yazı yazarsak gözükecek. Visibility sonradan açmamız gerekecek. Metnini değiştirmemiz gerekecek. Boşunu uzatmayalım. Şimdi bu şekilde bir arayüz tasarladık için blok kısmına bir geçiş yapalım. Şimdi blok kısmında ne yapacağız? Uygulamanın bir sayı belirleyebilmesi için bir değişken atayacağız. Variables'dan buradan initialize global buraya ne yazalım? Sayı yazalım. Direkt sayı olsun. Sayımız da şudur. Matematiğe geliyorum. Bakın random integer from 1 to 100. Birden 100'e kadar olan sayılardan integer bir değer. Yani integer dediği tam sayı demektir. Tam sayı bir değeri burada seçecek. Bir adet sayıyı bize seçti. Atıyorum ki 20. 20'yi bu sefer şimdi bize buldurmaya çalışacak. Şimdi ne yapacağız? Şuradan kontrol butonuna basıldığında diyeceğiz. Kontrol butonuna basıldığında if diyeceğim. Çünkü buraya şart koymamız gerekecek. Kontrol butonuna basıldığında şu neredeydi? Yönlendirme tekstinde sayı daha küçük bir sayı giriniz, daha büyük bir sayı giriniz tarzında bir yönlendirme yapacak bize. Bunu sağlamamız gerekecek. Eğer ki diyeceğiz. Kullanıcının girdiği sayı
Ne yapalım ilk olarak? Biraz şöyle matematikte şu işaretleri alacağız. Eşittir, küçük eşittir, büyük eşittir. Eğer ki diyeceğiz. Şöyle geliyorum. Kullanıcı sayısı. Neredeydi? Bu kullanıcı sayısının içerisindeki teksti eşittir. Bunun içerisindeki text eşittir şuna. Neye? Sayıya, yani uygulamanın seçtiği sayıya eşittir demeyeceğiz. Küçükse diyeceğiz. Bu sayıdan küçük ise yönlendirme tekstine şu uyarıyı yapacak. Set yönlendirme text to şuradan tekste geliyorum. Boş bir kutu alıp daha büyük bir sayı, daha büyük bir tam sayı giriniz ve ünlemimizi koyalım. Şuradan artık altına else if diyorum. Else if ve de else'yi yerleştirebiliriz. Eğer ki diyeceğiz. Tekrardan matematiğe geliyoruz. Şunu seçiyoruz. Büyükse bu sefer, yani kullanıcı sayısının tekstinin kullanıcı sayısının teksti büyüktür şu get sayıdan. Ne diyeceğiz? Yönlendirmenin tekstini şuna ayarla diyeceğiz. Ve buradan tekste gelip şunu hemen kopyalayalım. Bunu elle yazmamıza gerek yok. Daha büyük yazan yere daha küçük yazacağız. Daha küçük bir sayı. Küçükük. Çok güzel Türkçemiz vardır zaten. Şuraları da silelim. Daha küçük bir tam sayı giriniz dedik. Bu tam sayı değerine dikkat edin. Çünkü virgüllü sayı girilirse hata verir uygulama. Yani vermez de sizin istediğiniz sayıya ulaşması daha zor olur. Bunu yaptık. Eğerse bunlardan değilse, yani bunlardan değilse ne olabilir o sayı? Eşit olmak zorunda değil mi? Eğer ki o sayı o sayıya eşitse ki bunda da şu yönlendirme tekstini ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şuradan tekst diyelim. Ve bir boş kutucuğu alalım. Tebrikler. Tebrikler. Doğru tahmin yaptınız. Tahmin yaptınız. Ve şunu da yapacağız. Biz biliyorsunuz ki designer kısmına döndüğümüzde tahmin sayısı belirlemiştik. Bu tahmin sayısını da yapmamız gerekiyor. Bu tahmin sayısını nasıl arttıracağız? Mesela bilgisayar 33 sayısını seçti diyelim. Ben 33'ten 5 defa küçük sayı girdim. 20'li civarlarda 5 sayı girdim. 5 kez deneme yapmış oldum. Daha fazla girdim. Atıyorum ki 5 de oradan 10 defa bunu girmiş oldum. Yani bu işlemi aslında şu bloğun altında ve bu bloğun altında yapmış olacağız. Bunun için de yeni bir değişken oluşturuyorum şuraya. Buraya da sayaç yazalım. Bu zaten klasik sayaç, her yerde geçer. Sayacın en baştaki değerini ne yapalım? 0 olarak ayarlayalım. Çünkü ilk başta sayaca 0 olarak ayarlayacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Eğer ki bu şekilde ise sayacı bir arttır diyeceğim. Şöyle yapalım. Set global sayaç to. Neredeydi bizim matematik? Şu artıyı alıyorum. Get sayaç. Sayacın en sonki numarasını alıp üzerine bir ekle diyeceğiz. Yani bu deneme, yanılma. Hatta bunu sayaç demeyelim. Şuraya deneme yazalım. Daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Deneme sayısı yazalım hatta. Deneme sayısına bir arttır dedim. Tekrardan şöyle geliyorum. Ve bir de şunu yapıyorum. Eğer ki bu sayı bundan büyükse. Ne diyeceğim? Şöyle, ay yanlış yaptım. Matematiğe gelecektim. Matematikten de. Yine yanlış yaptım. Artıyı alacaktım. Bir an kafam başka yere gitti de. Şu şekilde yapalım. Bunu da şunu ayarla dedik. Yine şu deneme sayısının en sonki sayısını alıyoruz ve üzerine bir ekleme işlemini de yapıyoruz. Şöyle biri ekledik. Şimdi bir bakalım mantık olarak nasıl ilerlemişiz. Sayı, şöyle bir sayı belirle demişiz. Bunu yapmışız. Sayı küçükse büyük bir sayı, yani girilen sayı seçilen sayıdan. Seçilen sayıdan büyükse küçük bir sayı giriniz. Ve global deneme sayısını bir arttır demişiz. Güzel. Şimdi bunu bir de ekrana yansıtmamız gerekecek.
Neredeydi? Bizim skorumuz. Skorun adını ne yazmıştık biz? Şunun adını. Level 2. Bakın bunu değiştirmemişiz. Bunun adını da değiştirelim. Deneme yapalım buna. Deneme sayısı. Sayısı 3 ile olsun bu. Çünkü diğeriyle karışabilir. Şimdi deneme sayısının tekstini şuna ayarla diyeceğim. Deneme sayısı text to. Deneme sayısına direkt alacağım buraya. Bunu buraya yansıtacağım. Ve şuradan da yine deneme sayısı text to. Bakın şuraya yerleştirelim. Yerleştiremedik. Yerleştirdik. Şuradan deneme sayısını alıp bunun içerisine yerleştiriyorum. Tamamdır. Biraz şu ara çok karmaşık gelebilir ama çok basit bir mantık aslında. Yani çok zor bir mantığı yok. Şimdi bunu bir test edelim isterseniz. Arkadaşlar çıktı almadan önce ufak bir detay atladık. Hemen onu geri dönüş yapalım. Şimdi sayfa 1'deyken yani ekran 1'deyken oyun ekranına geçiş yapacaktık ama biz bunu yapmadık. Bunu atladık. O yüzden şöyle yapalım. Clock 1 timer olduğunda diyelim. Şöyle kontrolden yeni bir ekran aç. Open another screen. Screen name'den text olarak da ne yazacağız? Oyun ekranı olarak buraya yazalım. Bir bakalım. Oyun ekranı tamamdır. Timer olduğunda oyun ekranını aç. Ve Clock 1'in Timer Enabled To yazan kısmını da False'a çevirmesi gerekiyor. Şimdi Designer kısmına dönelim. Şöyle bir bakalım. Tamam. Uygulamamızı bir export yapalım tekrardan. Çünkü az önce o detayı atladık. Evet arkadaşlar şu anda linkimiz geldi ekrana. Linki taradık. Uygulamamızı yüklüyoruz. Hemen şunu yükle diyelim. Open diyorum. Uygulamayı açıyorum. Şimdi sayı tahmin oyunu dedi. Bakın ekran 1, 1,5 saniye sonra açıldı diğer ekranımız. Tahmininizi girin diyor. Biz 12'yi girelim. Tahmin et diyelim. Daha büyük bir tam sayı giriniz. 12 değilmiş. 20 desek bir tahmin ettirelim. 20'den de büyükmüş bizim sayımız. 50. 50'den de büyük. 100 diyelim. 100'den küçük olmak zorunda. Daha küçük dedi. 65 diyelim. 165 değil tabii ki de 65. Tahmin et. Daha büyükmüş bizim sayımız. 85. Daha büyük 85'ten de 90 diyelim. Yine daha büyük diyor 95. Daha küçük. Bakın yaklaştık sayıya. 90 ile 95 arasında bir sayı 94. Daha küçük bir tam sayı dedi 93. Tebrikler doğru tahmin yaptınız dedi. Bakın oyunumuz çok güzel bir şekilde çalıştı. Herhangi bir hatamız da yok. Tebrikler doğru tahmin yaptınız diye ekranda yazısı geldi. 93'tü. Uygulamayı tekrardan başlatalım. Bakalım bu sefer hangi şey gelecek, sayı gelecek. Şöyle bitti diyelim. Ders 24'ü açalım tekrardan. Emülatör çöktü şu anda herhalde. Şöyle yapalım, kapatalım. Bir hata oluştu. Şöyle yapalım, şimdi açılacaktır. Sayı tahmin oyun dedi bakın tekrardan. Tahmininizi giriniz. 45. Az önceki sayı 93'tü. Bir deneyelim bakalım bu sefer de 93 mü tutmuş? Daha küçük diyor bakın 93 değil. 50 diyelim. Daha büyükmüş 50'den. 70. Yine daha büyük diyor. 85 diyelim. Daha küçük. 75. 75'ten de küçük bir sayıymış. 73 olabilir mi? Daha da küçükmüş. 69. Daha büyük. O zaman sayı 70. 70 de değilmiş. 71. O da değilse 72. Sayımız 71'miş. Bakın. Tahmin sayımız ise 9. Gördüğünüz gibi 9 tahminde de bunu yaptığımızı ekrana yansıtıyor. Oyunumuz çok basit bir şekilde çalışıyor. Nasıl bir oyun oldu? Çok basit bir oyun oldu ama mantık olarak yeni başlayan birisi için de çok yararlı bir video olduğuna inanıyorum. Bu da bizim ilk oyunumuz olsun. Bakalım daha güzel yerlere gelirsek
Daha güzel oyunlar da yapabiliriz. Yani bu çok basit bir oyun. Bunu daha da geliştirebiliriz. Matematik oyunu da yapabiliriz bununla birlikte. Ne dersiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın diyorum. Kanalımı dilerseniz paylaşırsanız başka arkadaşlarınız olur. Sosyal medya hesaplarınız da olur. Çok sevinirim böyle bir şey yaparsanız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Şimdi bu bölümde hem ana sayfasını dizayn edeceğiz, hem de oyun sonunda tekrardan oynamak isteyenler için replay tuşu veyahut da çıkmak isteyenler için de çıkış tuşunu yerleştireceğiz oyunumuza. Şimdi açılış ekranımız bu şekildeydi biliyorsunuz ki. Buna bir yerleşim ekleyelim layout'tan. Buradan vertical arrangement'ı ekliyorum ve fill parent yapıyorum. Bu label'ımızı bunun içine koyabiliriz. Şuradan hizalamayı merkez yapalım ikisinde de. Şimdi oyunumuzun ismi ortada yazıyor. Logo olur, herhangi bir şey olur. Bu burada yer alsın. Şimdi bunun altına bir adet yükleniyormuş havası katmak için şöyle linear progress bar yazanı koyabiliriz. Şuradan renk seçelim. Uygulamamızın renkleri yeşildi biliyorsunuz ki. Şöyle progress color'ı da yine şu yeşili seçebiliriz. Evet. Genişliğimizi full yapalım. 100 yapalım veyahut da şöyle. Şimdi burayı yerleştirdik. Yükleniyor. Yazısını bunun üzerine yerleştirebiliriz bir adet yazıya. Şöyle. Buna da yükleniyor yazalım. Yükleniyor. Yükleniyor. Şöyle. Bunun fontunu bold yapalım. Font size'ı 12 yapıyorum. Şu şekilde bir açılış sayfamız var. Tabii bunu şu şekilde daha da güzel hale getirebiliriz. Layout'a geliyorum tekrardan. Genele. Genelden bakın nerede vertical'ı hem yukarı ekliyorum bir adet boş. Bir adet de aşağı ekliyorum. Hemen şöyle alta. Şimdi bu yükleniyor yazısıyla progress bar'ı bunun içine yerleştiriyorum. Bunun da genişliğini full yapıyorum. Left'ten center alıyorum. Dikey olarak da ortalayalım. Buna bir yükseklik değeri girmemiz gerekiyor. Ne kadar girelim? 10 olsun mesela. Üsttekine de yine 10 diye yükseklik girerseniz şu aradaki mesafe eşit olacak. Yani şu logomuz eğer buraya resim yerleştirirseniz tam ortada bulunması amacıyla ben bu şekilde bir tasarım yaptım. Hatta şunun içine atabiliriz bunu. Birini şöyle, birini de böyle. Şimdi bunun içine space atıp height'ını full yapalım. Bir adet daha space atalım şöyle altına. Bunu da yine height'ını full yaparsak bu yine bakın ortaya denk geldi. Neden bu şekilde yaptık? Çünkü fazla ekran kullanmayacağız. Bu ekran yani bu yüklenme ekranı geldiğinde ardından oyna butonları, ayarlar butonu veyahut da bu paylaş oyla hakkındaki o butonların yerlerini bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi buna bir isim verelim. Şu dikey yerleşime. Bunun adı loading olsun. Yükleniyor. Tamamdır. Loadingimiz hazır. Clock 1 ne için kullanmıştık clock'u? Oyun ekranını açması için kullanmışız. Şuraya artık şurada dursun. Onu yine kullanacağız ama ayrı bir yerde kullanacağız. Şimdi bunun visible'ını bir kapatalım. Bu yüklenme ekranının visible'ını kapatalım. Bir adet daha dikey atalım. Dikey yerleşim. Şöyle full parent yapıyorum. Buna da ana sayfa yazalım. Ana sayfa. Şimdi ana sayfanın hizalamalarını yine merkeze alalım. Şimdi burada nasıl bir tasarım yapabiliriz? User interface'e gelelim. Label atalım bir adet. Label'ımıza şu loading'deki label'ı neredeydi? Şu label 1'i aslında kopyalayabiliriz. Ne yazmışız? Sayı tahmin oyunu. Ctrl C diyelim. 45'miş. Font size'ımız. Genişliği 60 vereceğiz. Tamam. 45, font bold, genişlik 60. Tekstini de şuraya yapıştırıyorum. Ve alignment'ı da center olarak ayarlıyorum. Sayı tahmin oyunu diye bakın buraya ismi geldi. Şimdi bunun altına bir buton koyalım. Tabi bu butonun hemen üstüne de layout'tan genele gelip bir adet space atmamız gerekiyor. Space'in yüksekliği 5 olsun. Butonumuzun yüksekliği 8. Genişliği 60 olsun. Nerede? Font size'ını 15 değil de kaç yapalım? 20 yapalım. Şuradaki text yerine artık
Ne yapacağız? Oyuna yazacağız. Bunun rengini değiştirelim. Şöyle yeşil yapalım bunu. Daha sonra bunun altına bir adet horizontal ekleyelim. Bunun da genişliğini 62 yapalım. Çünkü üstteki 60'tı. Bunun içerisine de 2 adet buton yerleştireceğiz yan yana. Şöyle. Bu butonun teksti şöyle yapalım. Metal relikon seçelim. Buraya settings yazalım. Settings. Şuna da share yazalım. Yine font type'ını metal relikons olarak seçelim. Bunun center olarak ayarlayalım düzenini. Şimdi buna bir genişlik değeri verebiliriz aslında. Şöyle full yapabiliriz bunun genişliklerini. Tabii yükseklik değeri de girelim. Üsttekine kaç girmiştik bunun yüksekliğine? 8 ise bunların da yüksekliği 4 olsun. Font size 4 yaptık. Yanlış oldu. Yüksekliği hatta 5 yapalım. Ve üsttekiyle aynı gözüksünler. Yani düzen olsun. 8'e 8 şeklinde yerleştirebiliriz yüksekliklerini. Horizontal alignment ne kadar yapalım? 10 yapalım bunun yüksekliğini de. Şu şekilde bir tasarım oluşsun. Bunların arasına hatta bir adet de layout genele gelip space atabiliriz. Güzel gözükmesi adına. Genişlik değerini 1% yani %1 olarak ayarlayabiliriz. Şunun rengini değiştirelim. Açık yeşil yapalım. Paylaş butonun rengini de neredeydi? Şuradan. Şu bizim kırmızıdan seçebiliriz. Şu şekilde bir tasarım oluşturabiliriz. Sayı tahmin oyunu. Yani bu şu anda arkada gibi gözüküyor ama bunu programı çıktı aldığımızda bu yukarıya gelecektir. Ayarlar butonumuz var. Paylaşım butonumuz var. Ve oyna butonumuz var. Şimdi buna play buton yazıyorum. Play buton. Şuna settings veya buna info da yapabiliriz. Settings. Settings buton ve buna da share buton yazacağız. Share. Share buton. Tamamdır. Şunun da rengini değiştirebiliriz. Kırmızı. Şu kırmızıdan verebiliriz artık buraya da. Şu şekilde bir tasarımımız olsun ana sayfada. Şunun da aslında yükseklik değerini girebiliriz. 20 verebiliriz. Veya 30 olsun. Şöyle bir yükseklik değeri de olsun. Şöyle güzel bir arayüz oluşturalım. Yani burada yapacağımız pek bir şey kalmadı artık. Gerisi nerede olacak? Ekran 2'ye aktaracağız. Şimdi bunun bir bloklarını bir ayarlamaya çalışalım. Şunu kapatalım. Ana sayfa. Loading. Tamam. Şimdi ana sayfanın visible'ını kapatıyorum. Loading'in visible'ını açıyoruz. Çünkü ilk açıldığında burası açılacak. Şunu da rengini yine kırmızı olarak ayarlayabiliriz. Güzel gözüksün. Blok kısmına geliyorum. Şimdi blok kısmında ne yapmışız? Clock 1 timer olduğunda demişiz. Timer enabled false. Çok güzel. Ardından ne yapacağız? Designer kısmına gelelim. Şunun bir süresini arttıralım. 2,5 saniyede olsun. 2,5 saniyede loading ekranı sürekli bize gözüksün. Ardından ne olacak? Loading'in visible'ını şöyle yapalım. False olarak ayarlayacağız. Ve ana sayfa visible'ını true olarak ayarlamamız gerekiyor ki kullanıcı menüyü görebilsin. Şöyle true olarak ayarladım mı? Evet. Tamamdır. Bu şu şekilde ayarlandı. Şimdi butonlara basıldığında hangi işlemlerin yapılacağını yapalım. Ana sayfayı açalım şöyle altına. Play buton. İlk olarak play butonu yapalım. Play butonuna basıldığında şunu yap. Ne yapacak? Oyun ekranını açacak. Tamamdır. Şu anda böyle. Diğerleri için herhangi bir ekleme yapmadık biliyorsunuz ki. Settings buton ve share buton için. Screen 1'de işimiz bitti. Oyun ekranına geçiş yapıyorum. Şimdi oyun ekranında designer kısmına bir dönelim. Ufak bir fazlalık var şurada bakın. Bunun 0,0 yerine 0 yapalım bunu. Şöyle. Tamamdır. Tahmin sayısı sıfırda başlayacak. Çünkü 0,0 yaptığımızda ardından 1 diye geliyor ve en baştaki o çift sıfır görüntüyü biraz bozuyor şahsen. Tahmininizi girin. Burada tamamdır. Design olarak burası hazır. Ama bunu şu şekilde yapalım. User interface veya tamam. Bu şekilde yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapacağız. Bir hatamız, daha doğrusu hatamız değil, eksiğimiz var. Şimdi tahmini giriyoruz biz. Ama bu tahmini girdikten sonra atıyorum ki ben buraya 20 yazdım. Tahmin et butonuna bastığımda tahminimiz doğru olsa bile burada sürekli artıyor. Bunu
arttırmamayı ilk olarak görelim. Şimdi kontrol et butonuna basıldığında var mıydı? Evet, şöyle diyeceğiz. Eğer ki şu şuysa eşittir neredeydi? Else'ye evet doğru tahmin yaptığınızdan sonra kontrol butonun enabled olan kısmını false'a çevirmemiz gerekecek. Ki üzerine tıklama işlemi yapılmasın. Şöyle nerede logic'e geliyorum ve buradan false'u buraya yerleştiriyorum. Şimdi designer kısmına geri dönelim. Ve user interface'ten buton şey yapacağız. Ama ilk olarak şunların bir visible'ını kapatalım. Çünkü yeniden oynama ekranı yapacağımız için. Hatta bunları bir adet yerleşimin içine alalım direkt. Şöyle yapalım. Vertical. Fill parent. Şunu içine atıyorum. Bunu. Yine şöyle altına ekledik mi? Tamamdır. Tek birinin içerisinde bu gözüksün. Fazlalığı yer yok. Bu oynama ekranı olsun. Oyuncu yazmışız. Oyna yazalım şunu hemen. Bunun visible'ını kapatalım. Şimdi ne olacak? Tahmin oyununda işte kullanıcı oyunun tutmuş olduğu sayıyı doğru tahmin ederse oyun bitecek ve bunun için tekrardan başlatılması gerekecek. Şöyle bir yerleşim yapalım ilk olarak. Bunun yükseklik değerini girelim. Ne kadar olsun mesela bir yükseklik değeri 25 olsun. Yani 25 küçük olabilir, 35 olsun. Genişlik değerini de 90 olarak girelim. Şimdi bunun içerisine ne yapacağız? Tekrar oyna. İşte veyahut da çıkmak için de çıkış butonunu yerleştirebiliriz. Ana menüye gitmek için de ana menü butonunu yerleştirebiliriz. Şimdi buna bir düzen yapalım. Bu dikey olarak da bakın. Şuna da oyun sonu ekranı yazalım. Oyun sonu ekranı. Oyun sonu ekranında şuraya user interface'ten bir adet bir label alalım. Bu label'a bazı şeyleri yansıtalım. Buraya ne yazacağız? Bunun adı işte tebrikler olsun. Tebrikler. Doğru bildiniz yazalım. Doğru bildiniz. Doğru tahmin yaptınız. Tekrar oynamak veya onu ayrı bir label'a yazabiliriz. O biz adını mı değiştiriyorduk? Yanlış yaptık şöyle. Label 4 olarak kalsın. Tekstini buna ayarlayacağız. Orada küçük bir hatamız olmuş. Bunu bold yapabiliriz. Tebrikler, doğru tahmin yaptınız. Ki doğru olduğu için de yeşil rengi verebiliriz buna. Şuna bir background color ekleyelim. Beyaz olarak kalsın veya onun şöyle beyaz olarak ayarlayalım. Non white. Tamamdır. Şöyle bir tasarımımız var. Tebrikler, doğru tahmin yaptınız. Bir adet daha label atıyorum. Buraya işte tahmin sayısı yazalım. Tahmin sayısı. Bunun rengini şu bir tık açık yeşilinden verebiliriz. Fontunu bold yapalım. 14 yerine 17 yazabiliriz buraya. Tahmin sayısı şudur diye. Tahmin sayısını da yerleştirdikten sonra şuraya 2 adet buton yerleştirelim. Onu da layout'tan genele gelerek dikey yerleştirmemiz gerekiyor. Genişliğini ne kadar yapalım? Şunun genişliği 90'dı yanlış değilsem. Bunun genişliğini de 70 verebiliriz. Yükseklik değeri olarak da kaç yapalım? 11 olsa çok mu büyük olur? Tamam 11 olsun. Hemen şunun altına bir adet boşluk bırakalım. Yüksekliğini 1% yani bir yükseklik, %1 yükseklik verebiliriz. Ne yapacağız? Burayı yaptık. Şimdi bunun içerisine buton yerleştireceğiz. Butonumuzu buraya alıyorum. Bir adet buton, bir adet daha butonu buraya alıyorum. Ne yanlış yaptık? Evet, neden yanlış yaptık? Çünkü buraya dikey eklemişiz. Biz bunu yatay olarak horizontal ekleyecektik. Şu şekilde yapalım. Hatamız olmasın. Bunun genişliğini kaç demiştik? Biz 70'e 11'miş. Tamam, diğerini hemen aktarıverelim. Şunun da yüksekliğini 70'e 11 olarak ayarlayalım. Genişlik 70'ti. Center olarak ayarlıyor. Şunun da yüksekliğini full yapalım. Bunun da yine yüksekliğini full yapalım. Genişliklerini de full verebiliriz. Şunun da genişliğini full yapalım. Space koyalım arasına bir adet. Bunu da genişliğini %1 olarak ayarlayalım. Yani 1'e basıp direkt Enter'a tıklayalım.
Şimdi buradan font type'ını metal helikon seçelim. Şurayı 20 yapalım. Bunun da yine font size'ını buton 1'in 20 yapalım ve materyal icons olarak ayarlayalım. Şimdi buna exit yazalım. Büyük ihtimalle exit'tir. Exit değilmiş. O zaman şöyle yapalım. Control tab diyelim, materyal icons olarak araştırma yapalım. Arattıralım daha doğrusu. Control F diyelim. Exit. Şurayı kapatalım. Exit ile ilgili bir şey yok. Close yazalım o zaman. Oh. Neden bunları arattırmıyor bize? Close full screen demiş. Hemen şöyle bir bakalım burada. İkonu bulmamız lazım bizim. Ayrılma end. Aslında close var, bakın burada neden biz close'u yazdığımızda bize göstermedi az önce. Cancel var. Direkt biz bu close'u alabiliriz veya exit olarak arattırırsam exit'ın da çıkması lazım şu anda. Exit to app'miş. Bakın yanlış baktık ismine. Şuradan hemen şunu kopyalıyorum. Biliyorsunuz ki sitede değişti. Google Fonts'a geçiş yaptı. Metal Helicons'un önceki site dizaynı yok artık. Şunu kopyalayalım. Şimdi kodlara geri dönüp buraya yapıştıracağız. Neresi? Şuradan itibaren başını silelim. Şuradan itibaren de sonunu siliyoruz. Şöyle yapalım. Bakın exit butonumuz buraya geldi. Diğeri de retry. Yani olsun. Return olabilir mi ki? Reply tuşu. Reply ile ilgili bir tuş. Reply cevaplamak, yanıtlamaktı. Ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Refresh, yenileme olarak refresh olarak kullanabiliriz. Evet, yeniden oynama. Direkt refreshmiş bunun ismi. Bunun hemen tekstini refresh olarak ayarlayalım. Enter diyorum. Tamam. Fontunu bold yapalım. Şunu da fontunu bold olarak yerleştirelim. Bunun rengini text color beyaz olsun. Background color'ını şu yeşilden yapalım. Çıkış yapacağı için de çıkışın rengini kırmızı olarak renklendirebiliriz. Şöyle kırmızı rengi verelim. Tahmin sayısının hemen adını değiştirelim şuraya. Oyun sonu tahmin yazalım. Oyun S tahmin. Oyun sonu tahmin. Tamamdır. Bu şekilde bir uyarı yapabiliriz. Şu butona basıldığında ana sayfaya yönlendirme yaparız. Şunda da yeniden ekranı yenilettiririz. Tamam. Butonların ismini de verelim. Yeniden oyna yazalım şuna. Yeniden oyna. Şuna da çıkış olarak isim verebiliriz. Cikis. Tamam. Şu şekilde bir tasarım oluşturduk. Şimdi blok kısmına geçmeden önce şunun visible'ını kapatalım. Şöyle yapalım. Oynanın visible'ını açalım. Blok kısmına gelelim. Ne yapmıştık burada? Evet, şu şekilde bir blokları yerleştirmiştik. Şimdi eğer ki diyeceğiz. Onu yapmıştık zaten. Bu sayı bu sayıya eşitse, yani tahmin doğruysa şunu yap. Kontrol butonunun tıklanabilirliğini kapat ve ardından da şunu yapmamız lazım bize. Ekrana uyarı göndereceğiz. Bunu notifier olarak gönderebiliriz. Üste güzel gözükür bu şekilde. User interface'e geliyorum. Buradan notifier'ı şuraya ekliyorum. Blok kısmına gelip notifier'a create custom dialog, yani kendimize ait olan bir diyaloğu ekrana getireceğimiz için custom olanı seçiyoruz. Buradan component yazan kısma bizim oyun sonu ekranının kendisini direkt yerleştiriyoruz. Title yazan kısmı herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Buton teksti gerek yok. Şuna da gerek yok. Çıkış işlemi için false değerini vereceğiz. Çünkü geri tuşuna basıldığında bizim çıkmasını istemiyoruz. Ve bir prosedür oluşturalım. Fazla yer kaplamasın bu. Veya gerek yok prosedür. Ekran bir yüklendiğinde direkt bunu oluşturabiliriz. Ben oyun ekranı initialize şunu alalım. Bunu bunun içerisine yerleştirelim. Şöyle bir custom dialog
Oluşturduk kendimize ekranda bir alert, yani uyarı vereceğiz. Buradaki butonlara göre de şimdi işlemleri şey yapacağız. Ama şurada göstermemiz lazım. Show Custom Dialog'u buradan bulalım. Show Custom Dialog. Bunu şuraya yerleştiriyoruz. Neredeydi? Oyun sonu ekranını açalım. Şuradan butonların olduğu yeri de açalım. Yeniden oynaya basıldığında ne yapacak? Global sayı demiştik. Sayıyı şöyle bir şey seç. Deneme sayısını da şuna ayarla. Hemen bir de çıkış butonuna yerleştirelim şöyle. Çıkış butonuna basıldığında da ne yapılacağını ekleyebiliriz. Şimdi bir düşünelim. Yeniden oyna butonuna basıldığında ne yapacak? Yeniden bir sayı seçecek. Bu sayı da doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Şimdi ilk olarak o butona basıldığında ne yapacak? Şöyle yapalım. Set global deneme sayısı to. İlk olarak bir deneme sayısını sıfıra bir ayarlayalım. Ama bunun için de bir sayı belirlememiz lazım. Şöyle yapacağız. Set global sayı to random integer from, yani şöyle mata geliyorum, matematiğe. Random integer from 1 to 100. Birden 100'e kadar random bir sayı olarak ayarla dedim. Bakın yeniden oynaya basıldığım için yeni bir sayı belirlemesi gerekiyor. Bu şekilde belirledik. Deneme sayısını da yeni oyun başlayacağı için 0 olarak ayarlıyoruz. Bu kontrol butonunu zaten ne olacak? Yeniden aktif edeceğiz bunu. Onu da hemen ayarlayalım. Oyna ekranını açıyorum. Şöyle yapalım. Kontrol butonunun enable to kısmını false olarak ayarlayacağız. Pardon. True olarak ayarlayacağız. Çünkü bakın eşit olduğunda önceki oyundan kaldığı için false olarak ayarlıydı. Şimdi biz bunu true olarak ayarlıyoruz. Tamamdır. True olarak ayarladığımıza göre ne yapacağız tabii bunlardan önce? O butona basıldığı anda custom dialog'u dismiss yapmamız lazım. Yani kapatmamız gerekiyor. Yok saymamız gerekiyor. Nerede? İniyorum. Dismiss custom dialog. Bakın bunu da en başa yerleştirelim. Ardından bir sayı seçtirelim. Global deneme sayısı adlı değişkenimizi 0 olarak yeniden adlandıralım. Özür dilerim, değerlendirelim. Değerlendirelim 0'a. Kontrol butonun enabled kısmını da true olarak ayarlayalım. Yani yeniden aktifleşsin. Çıkış butonuna basıldığında ne yapacak? Şimdi bunu yapalım. Yine aynı şekilde notifier birden dismiss custom dialog diyelim. İlk olarak diyaloğu kapatsın. Ardından bir ekran açacak bize. Nereyi? Ana sayfaya yönlendirme işlemini yapacağız. Şöyle yapalım. Open another screen. Screen name yazan kısma. Text'ten screen 1 yazalım. Screen 1. Screen 2 yazdık. Tamam. Ekran 2'yi, ekran 1'e yönlendirme yaptık şu anda. Ne vardı bir de? Bizim şu oyun sonu ekranında oyun sayısı tahmini vardı biliyorsunuz ki. Bunun tekstini de ayarlama yapacağız. Set oyun sayısı tahmini tekstini ne yapacağız? Hemen şöyle geliyorum. Şuraya ve buraya text olarak join bloğunu kullanacağız. Join 2 adet teksti text şeyde tek bir text gibi göstermeye yarıyor. Bakın şuradan isterseniz ekleyebilirsiniz. Biz ne yapacağız şimdi buraya? İlk olarak bir text yazalım. Bir yazı değerimizi yazacağız buraya. Tahmin sayınız. Tahmin sayısı yazalım. Şöyle iki nokta boşluk. Tahmin sayısından sonra da yani deneme sayısını da buraya yerleştirebiliriz. En sondakine artık gerek yok. Onu şöyle yapalım. Bu şekilde de oyun sonu tahmininin ekranına bu şeyi yansıtabiliriz. Tabii bu şekilde yaptığımızda programımızda çalışmayacaktır. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki oyun sonu ekranının visible'ını false olarak ayarladık. Biz bunu neredeydi? Oyun ekranının yüklendiğinde şu şekilde ayarlandığında bunun da şeyini daha doğrusu gösterildiğinde yani şuraya Show Custom Dialog'un hemen altına da bunun visible'ını true olarak ayarlamamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Logic'e gelelim ve true olarak ayarlayalım. Şöyle yapalım. İlk olarak true olarak ayarlayalım. Ardından da gösterme işlemini yapalım. Çünkü diğer türlü sıkıntı olabilir. Şu şekilde de tasarımımız hazırdır.
Exit butonunu yaptık. Oyun ekranını yaptık. Bir de dilerseniz ekran 1'e ufak bir ekleme daha yapalım. Şunları kapatalım. Ana sayfanın visible'ını açalım. Loading'in visible'ını kapatalım. Şuradaki paylaş butonun yerine exit yazalım şuna. Çıkış işlemini de bu şekilde sağlattırabiliriz. Exit buton yazalım. Şuraya da Exit to App olması lazım. Az önce bakmıştık. Evet, Exit to App'miş. Font size'ları biraz arttıralım ya bunların. Çok küçük olmasın. 20 idi üstteki. Bunu da 20 verebiliriz. Şunu da aynı şekilde 20 olarak ayarlayabiliriz. Blok kısmına gelelim. Ve şuradan ana sayfadan Exit butonuna basıldığında diyelim ne yapacak? Bir notifier atalım yine buraya. Neredeydi o notifier? Şöyle. Background color demiş. Hatta biz bunu kendimiz de yeni bir custom dialog oluşturabiliriz. Dilerseniz o şekilde yapalım bunu. Çünkü oyun olduğu için hazır şeyleri kullanmak pek güzel olmaz. Layout'tan genele gelelim. Şuradan bir adet dikey atalım. Yüksekliğini 20, genişliğini 90. Background color'ını beyaz. Dan değil white. Ardından user interface'ten level atalım bir adet. Altına da 2 adet buton yerleştirelim ki bu butonları da genele gelip horizontal arrangement kullanarak yapalım. Şu butonu seçebilirsek ne mutlu. Seçtik. Evet, çok güzel oldu. Hemen şunu da şunun içerisine yerleştirelim. Şimdi şunu center alalım. Şunu da center alalım. Gerçekten çıkmak istiyor musunuz veya oyundan çıkmak istiyor musunuz? Şunun bir genişlik değerini verelim. Ne kadardı bizim genişliğimiz? 90'dı. Buna da 70 değerini verebiliriz. Left center yapalım. Font size 20 yapalım. Bold yapalım. Yüksekliğimiz otomatik olarak ayarlansın. Onda bizim bir sıkıntımız yok. Layout'tan genele gelip space olarak da şunun arasına bir boşluk bırakalım. Yüksekliğini de 1 olarak verelim. Şimdi text for button 1 diyor. Ne yazacağız buraya? Evet yazalım. Oyundan çıkmak istiyor. Veyahut da oyundan çıkmak istemiyor. Hayır yazalım. Şimdi şunun adını evet butonu yerleştirelim. Şunun adını da hayır buton olarak yerleştirelim. Ay siliyorduk. Şöyle yapalım. Hayır buton. Evet buton, hayır buton. Şimdi evet butonunda da rengini değiştirelim. Çünkü oyundan çıkış yapacak. Yeşil yapalım evet'i. Her zaman olumlu olduğu için hayırı da kırmızı olarak çevirebiliriz. Burada renk değişimi de yapabiliriz aslında. Çünkü hayıra basması oyunda kalacağı anlamına gelir ve bu güzel bir şey. Neyse. Şu şekilde bir tasarım yaptık. Şunun tekstini de rengini değiştirelim ya. Yeşil verelim. Oyunumuz çünkü yeşil odaklı bir oyun. Şu evet'in de background color'ını açık yeşil olarak ayarlayalım. Ayrı olsun diğerlerinden. Güzel bir görüntü olsun. Şimdi şunun visible'ını kapatalım. Hemen şunun adını değiştirelim. Çıkış mesajı yazalım. Çıkış mesajı. Şimdi loading'in visible'ını doğru olarak ayarlayalım. Blok kısmına gelelim. Notifier atmıştık zaten. Exit butonuna basıldığında ne yapacak? Show diyeceğiz. Ama onun öncesinde bir custom dialog oluşturmamız gerekiyor. Create oluştur. Şimdi component'ımızın ismi çıkış nokta, pardon, çıkış mesaj kendisi direkt. Title kısmını boş bırakıyoruz. Şöyle. Buton kısmını boş bırakıyoruz. Çıkış butonunu yani iptal edilebilirlik butonunu yine boş bırakıp geri tuşu ile de bunu gösterinden çıkarmayı kabul etmemesi adına da false olarak yerleştiriyoruz. Şimdi ekran bir yüklendiğinde diyelim bunu. Ekran bir yüklendiğinde bunu hazır olarak bir oluştursun ve beklesin bu hazırda. Exit butonuna basıldığında da Notifier 1'in içinden ne yapacağız? Show Custom Dialog'u buraya yerleştireceğiz. Exit butonuna basıldığında bu işlemi yapacak. Artık onun başka bir işlemi kalmadı. Şimdi çıkış mesajının içini açalım. Evet buton, hayır butonunu tıklandığında ne yapılması gerektiğini yerleştirelim. Hayır butonu tıklanınca da ne yapılacağını hemen şöyle yerleştirelim. Evet butonuna basıldığında
ne yapacak? İlk olarak Notifier birden Dismiss olarak ayarlayalım. İlk olarak Custom dayalı kapatsın. Ardından da kontrole gelip Close Application yani uygulamayı kapat işlemini buraya yerleştirelim. Hayır butonuna basıldığında ise ne yapsın? Sadece Dismiss Custom Dialog desin. Bu oluşturmuş olduğumuz Custom Dialog yani bize ait olan alert'ı, uyarıyı kaldırsın ve uygulamaya devam etsin. Artık gerisi uygulamanın kendisinde. Şu şekilde bir kontrol edelim. Son kontrollerimizi bir yapalım. Çıkış mesajının bakın visible'ını burada kapatmıştık. Onu açalım hemen. Onu unutmayalım. Bunlara dikkat edelim. Set çıkış visible to true olarak ayarlayacağız bunu. Şöyle doğru olarak ayarladım. Bunu da nereye yerleştireceğim? Tabii ki doğru olarak ayarladığımdan. Screen 1'in içine direkt yerleştirebiliriz. Çünkü fazla bir blok yok. Oradayken hemen visible'ını true olarak açsın. Yani biz bunu nasıl yapabiliriz? Şuradayken de visible olarak açık bırakabiliriz. Ama burada yaptığımızda biz sayfa düzeni yaparken, sayfayı tasarlarken sıkıntı yaşayacağız. Çünkü hani o yukarıda bir %20'lik bir yükseklik değerine sahip olan alanı kapsadığı için orayı bize sunmayacak. Biz bunu visible olarak ayarlayalım ki burada kolay düzenlemeler yapalım. Ardından blok kısmında onun visible'ını true olarak ayarlayabiliriz. Bu bize kalmış. Şimdi bunu bir export yapalım Android olarak. Şuraya da LD Player yazalım ve emülatörümüzü çalıştıralım. Bir de ekran, oyun ekranının bir kontrolünü yapalım. Oyun ekranımızın şu şekilde bakalım hatamız eksiğimiz var mı? True false. False. True olarak ayarlamışız. Ekran biri aç demişiz. Tamamdır, bunu bir export yapalım. Evet arkadaşlar, indirme linkimiz geldi. Şu anda hazır. Linki açıyorum. Yükleme işlemi başladığı an kapatalım orayı artık. Şunu çok az bir çekeyim. Şurası güzel gözüksün. Kare kod tarayıcıyı da kapatabiliriz. Umarım bir eksiğimiz hatamız yoktur. Bir kontrol edelim. Ders 4 APK'yı yükle diyelim. Tamamdır. Aç. Şimdi bakın uygulama yükleniyor dedi. Ve şurası geldi bakın. Oyna diyelim. Oyna butonuna basıldığında bakın tahmininizi girin dedi. 45 olarak bir tahmin edelim. Daha küçükmüş sayısı. 35 olarak girelim. Daha büyükmüş. 40 olarak girdiğimizde artık sayıyı bulabiliriz. 40 ile 45 arasında bir sayı. 42 olabilir mi? 41'miş o zaman, bitti soru. Bakın, tebrikler, doğru tahmin yaptınız. Tahmin sayısı 4 dedi. Şimdi çıkışa bastığımızda çıkacak. Biz bir tekrardan oyna diyelim. Yeniden oyna dedik. Ne yapacağız? Bakın tahmin sayısını sıfırlamadı ancak burada. Neden? Çünkü en son text olarak onu ayarlamıştık. Tekrardan deneyelim. Tahmin et. Bakın şu anda sıfırladı. Nedeni ufak bir hatamız var. Hemen ona bir bakalım. Oyun ekranında nerede? Şimdi blok. Yeniden oyna butonuna basıldığında dedik. Set global sayıyı şöyle seç. Deneme sayısını sıfıra ayarla dedik. Ama biz ne yapıyorduk biliyor musunuz burada? Bakın kontrol butonuna basıldığında biz bu sayıyı buraya eklettiriyorduk. Ama biz şimdi ne yapacağız? Bu butona basıldığında ise hemen şöyle bir bakalım. Şunun adı neydi? Deneme sayısının tekstini sıfır olarak da ayarlattırmamız gerekiyordu. Burada ufak bir hatamız oldu. Bunu da hemen düzeltelim. Şöyle yapalım. Text to veyahut da şuradan elimizde taşıyalım. Daha güzel olsun. Sıfır olarak ayarlayacağız. Şöyle. Bir yeniden export alalım uygulamamızı. Evet arkadaşlar, linkimiz hazır. Şu anda linkimizin kodunu okutturalım. Okumadı. Şöyle yapalım. Elimizde kopyalayalım. Ve tarayıcıya yapıştıralım bunu. Tamamdır. İndirme işlemi başlatılıyor. Şu en sonki düzenlemeli olan hali. Şimdi şunu bir yükleyelim. Yükle diyorum. Uygulamayı açalım.
Sayı tahmin oyunu dedi. Bakın yine az önceki gibi. Tamamdır. Burası açıldı. Oyna tuşuna bastım. 45 girdim. Daha büyük bir sayı dedi. 60 dedim. Daha büyük. 90. Daha küçük. 80. Daha küçük. 70 diyelim bakalım. Sayımız 70. Evet. Tahmin sayısı 4 dedi. Bakın az önce şurası sıfırlanmıyordu. Bir deneyelim. Bakın şu anda sıfırlandı görüyorsunuz ki. Tabii bunun içerisindeki metni clear demeyi ister temiz ettirebilirsiniz, ister devam ettirebilirsiniz. 50 diyelim biz bir. Daha küçük bir sayı girin. 80 değil tabii ki de 50'den daha mı küçük? 30 diyelim. 30'dan da küçükmüş. 10 diyelim. 10'dan büyük. 18 olabilir mi? Değilmiş. Daha büyükmüş. 20. 20'den büyük. Peki 28'den küçük. 25'ten yine küçük. 23 değil. 22 o zaman. Evet sayımız 22 bakın. Tebrikler, doğru tahmin sayısı yaptınız. Tahmin sayısı 8 dedi. Bir tahmin yapalım. Tekrardan 30. Bakın her seferinde farklı bir sayı tutuyor bizim için. 50 dedim. 50'den büyük. 60 dedim. 60'dan büyük. 70 dedim. 70'ten de büyük bir sayı tutmuş. 80. 80'den küçükmüş. 75 diyelim. 75'ten küçükse 74 olabilir mi? 73. 71. Değilse 72 sayı. 72 kaldı artık geriye. Bakın tebrikler, doğru tahmin yaptınız dedi. Şimdi çıkış yaptıralım. Çıkış yap dediğinizde şöyle çıkış butonuna bastığımızda bakın oyundan çıkmak istiyor musunuz? Hayır. Hayır'a bastığında bakın eski haline geri döndü. Evet dediğimde oyunu kapattı. Şunu tekrardan açtığımız için açıldı orası. İlk kez bastığımız için. Yani bu şekilde de oyunumuzu çok güzel bir şekilde çalıştırmış olduk. Yeni özellikler eklemiş olduk. Umarım videomu beğenirsiniz. Oyun üzerinde geliştirmelere devam edeceğiz tabii ki. Arayüz katabiliriz. Gerçek bir oyun tarzına dönüştürebiliriz bunu. Yalnız sizden şunu rica ediyorum. Yani ben burada tutup da çok profesyonel bir oyun yapamam. Onun için farklı oyun motorları var. Onlardan yardım almamız gerekiyor ki onlar için de gerçek kod lazım. Bilmeyen arkadaşlar için zor olacaktır. Biz bu şekilde basit ve kolay oyunlarla devam edeceğiz işimize. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.